Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte KPSS'ye dair yeni bir deneme çözeceğiz. Bu üçüncü denememiz olacak. Lütfen önceki iki denemeyi de izleyin arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu denemede toplamda 27 tane soru çözeceğiz. TYT ya da AYT öğrencileri de bu çözümü rahatlıkla dinleyebilir. Hiçbir zararı yok. Onlara da aynı konular zaten. Baktığımızda yukarıda verilenlerden hangileri tarım yapıldığının kesin kanıtıdır? Buğday ambarları, tahıl öğütme taşları ve tohumluk buğday verilmiş. Yahu arkadaşlar, buğday ambarlarını ya da buğday öğütme taşlarını ben dışarıdan ticaretle buğday alıp bu buğday ambarına koyabilirim. Ya da bu öğütme taşında öğütmüş olabilirim. O yüzden bunlar benim tarım yaptığımın kesin kanıtı olamazlar. 1 ve 2 olan her şeyi eleyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımda tohumluk buğday benim tarım yaptığımın kesin kanıtıdır. Cevabım Ceyhan olacak. Baktığımızda Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini kolaylaştıran etkenleri öğrencilerine anlatan Zeki Hoca aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış bir bilgi vermiş olur. Bakalım. Mevali politikasından vazgeçilmesi yani köle politikasından vazgeçilmesi ki Emeviler döneminde uygulanmıştır. Türklerin İslamiyet'e geçişini kolaylaştırmıştır. Türk kültürü ve İslamiyet'in benzer noktaları yine Türklerin İslamiyet'e geçişini kolaylaştırmıştır. Müslümanların ödediği vergilerin daha avantajlı olması İslamiyet'e geçişi kolaylaştırmıştır. Örnek olarak haracı düşünün bir de öşürü düşünün arkadaşlar. Öşür çok daha düşük bir vergidir. Yarı yarıyadır arkadaşlar. O yüzden Türklerin İslamiyet'e geçişinde teşvik olmuştur. Her iki dinde de kurban kesme inancının bulunması yani Gök Tanrı diniyle İslamiyet'in benzer noktasıdır. Dolayısıyla bu da kolaylaştırılmıştır. Fakat E'de yer verilen Belencer Savaşı arkadaşlar, Hazarların, Kafkasların İslamlaşmasını engellediği savaştır. Yani bu savaş Türklerle Müslümanlar arasında yapılmıştır zaten. Bu Müslümanlığa geçişi kolaylaştırmamıştır. Aksine İslamiyet'in yayılışını durdurmuştur. Cevabımız E seçeneğidir. Bakalım. Türkler ticari alanda pek çok kervansaray açarak ticareti ileri bir noktaya getirmişlerdir. Aşağıda verilenlerden hangisi Türklerin ticarete önem verdiğinin bir göstergesi olamaz diyor. Bakalım. Anadolu Selçukluların ticaret mallarına sigorta uygulaması. Ya arkadaşlar sigorta uyguluyorsam adam gelir benim toprağımda kolay kolay geniş geniş ticaretini yapar. Haliyle bu benim ticarete önem verdiğimi gösterir. Alayhan Kervansarayı'nın inşa edilmesi ya da Karahanlıların ribat yapması bunlar ticareti arttırmak için yapılmış girişimlerdir. Ticarete önem verdiğimi gösterirler. Anadolu Selçuklu Devleti'nin liman şehirlerini ele geçirmesi deniz ticaretini arttırmaya yöneliktir. Bu da ticarete önem verdiğimi gösterir. Fakat C seçeneğinde verilen Koca Hasan Medresesi Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk medresesidir. Fakat ticaretle bir ilgisi yoktur. Cevabım Ceyhan olacak. Osmanlı Devleti başkentleri arasında mühim yere sahip olan Edirne, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle fethedilmiştir diyor. Baktığımda arkadaşlar, Sırp Sındığı Savaşı Osmanlı'nın Haçlılarla yaptığı ilk savaştır. Birinci Kosova Savaşı Balkan hakimiyetinin sağlandığı savaştır. İkinci Kosova Savaşı Balkan hakimiyetinin kesinleştiği savaştır. Farka dikkat edin. Ankara Savaşı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında yapılan bir savaştır ve bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti neye girmişti? Fetret devrine girmişti. Soru bana neyi sordu? Edirne'yi hangi savaşla aldığımı sordu. Cevabım Sazlıdere Savaşı olacak. İkinci Bayezid döneminde meydana gelen ve bu dönemin yükselme içinde duraklama olarak isimlendirilmesine sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın. Şahkulu isyanı Şii karakterli bir isyandır ama yükselme içinde duraklama olacak kadar, yapacak kadar büyümemiştir, bastırılmıştır. Edirne vakası 2. Mustafa döneminde çıkmış olan bir isyandır. 2. Mustafa'nın tahttan indirilip yerine 3. Ahmet'in çıkarılmasına sebep olmuştur. Kuleli olayı Sultan Abdülmecid'in tahttan indirilmesine yönelik bir girişimdir. Ahmet Paşa isyanı da Kanuni döneminde çıkmış olan bir isyandır. Soru bana yükselme içinde duraklamayı soruyor değerli dostum. O zaman Cem Sultan olayı diyeceğim. Cem Sultan önce Fransa'ya ardından Papa'ya sığındığı için Avrupalıların elinde bir koz olarak Bayezid'e karşı sürekli kullanılmıştır. Bayezid de bu yüzden dışarıya sefer düzenleyememiştir. İşte bu da yükselme içinde duraklama olmasına sebep olmuştur. Cevabım Bursa. Geldim yeni soruya. Osmanlı Devleti'nde ilk denk bütçe aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından hazırlanmıştır diyor. Köprülü Mehmet Paşa şartlar öne sürerek sadrazam olan ilk kişidir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ikinci Viyana kuşatmasını yapan kişidir. Çandarlı Halil Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminde idam edilmişti arkadaşlar. Sokullu Mehmet Paşa ise ölümüyle yükselmeden duraklamaya geçişe sebep olan
sadrazamdır. Soruda bana sorulan ilk denk bütçeyi hazırlayan kişi ise Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. Geçtim yeni soruya. İkinci Mustafa'nın tahttan indirilerek yerine üçüncü Mustafa'nın tahta geçirildiği olay hangisidir demiş. Arkadaşlar soruda bir yanlışlık var, özürlerimi sunuyorum. Üçüncü Ahmet'in olacak burası. İkinci Mustafa'nın tahttan indirilerek üçüncü Ahmet'in tahta geçirildiği olay Edirne vakasıdır. Cevabım Bursa. Diğerlerini de açıklayalım. Buçuktepe isyanı Yeniçerilerin ilk ayaklanmasıdır. Kuleli olayı Sultan Abdülmecid'e düzenlenen bir darbe girişimidir. 31 Mart olayı arkadaşlar Osmanlı tarihinde ve Türk tarihinde çıkmış olan ilk irticai harekettir. Bunun sonucunda 2. Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Menemen olayı ise arkadaşlar Cumhuriyete ve laikliğe yönelik çıkan ikinci isyandır. Soruda bana sorulan 2. Mustafa'nın indirilip 3. Ahmet'in tahta geçirildiği olay Edirne vakasıdır. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde yukarıda verilen devletlerden hangisiyle mücadele ettiği söylenebilir. Baktığımda Venedik'le mücadele ettik arkadaşlar. Malta ile ettik ve Rusya ile ettik. Nereden biliyorum arkadaşlar? Bunu çünkü kodluyorum. Nasıl? Mal var diye kodluyorum arkadaşlar. Bakalım. Malta, Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya ile Osmanlı Devleti savaşmıştır bu dönemde. Dolayısıyla üçünü de alıyorum. Cevabımı da Edirne yapıyorum. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'nde Erzurum Aziziye Tavyası'nda ünlenen kişi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar burada Aziziye Tavyası'nda ünlenen kişi Nene Hatun'dur. Nene Hatun'a dur Nene Hatun sen nereye gidiyorsun? Cephede ne işin var dediklerinde Nene Hatun benim çocuklarım anasız yaşar da vatansız yaşayamazlar demiştir. Dolayısıyla Erzurum Aziziye Tablası'nda ünlenen kişi Nene Hatun'dur. Aynı savaşta Gazi Osman Paşa da Plevne savunmasıyla ünlenmiştir arkadaşlar. Cevabım Denizli. Geçtim yeni soruya. Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin 2. Abdülhamit döneminde olduğu söylenebilir diyor. Bakalım. Ertuğrul Fırkateyn'in Japonya'ya gönderilmesi. Daha sonra da arkadaşlar bu Fırkateyn batıyor biliyorsunuz. Filmi de yapıldı. Bu 2. Abdülhamit dönemidir. 31 Mart isyanı yine arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde çıkmıştır. İkinci meşrutiyete karşı çıkmış olan bir isyandır. İstibdat dönemine geri dönmeye amaç edilmiştir. Fakat hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. İki de 2. Abdülhamit döneminde. Çırağan baskını yine arkadaşlar 2. Abdülhamit'e karşı istibdat döneminde düzenlenmiş olan bir baskındır. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 2. Abdülhamit dönemi gelişmeleridir. Topkapı Sarayı'nda bulunan devşirme devlet adamlarının yetiştirildiği bölüm hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar devlet meselelerinin görüşüldüğü yer Birun'dur, dış saraydır arkadaşlar. Bunun yanı sıra Enderun ise devlet adamı yetiştirmiş olduğumuz yerdir. Ama dikkat edin devşirme devlet adamı yetiştirmiştir burada. Cevabım Bursa olacak. Baktığımda Osmanlı Devleti'ne dair yukarıda verilenlerden hangilerinin dikey hareketliliğe sebep olduğu söylenebilir? Şimdi iki tür hareketliliğim var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir tanesi dikey, bir tanesi de yatay arkadaşlar. Yatay hareketlilik daha çok göçtür arkadaşlar. Göç görürseniz yatay hareketliliği alabilirsiniz. Örneğin bir adamın tarım yapmaması ya da yapamaması sonucu taşradan İstanbul'a taşınması göç olduğu için yatay hareketliliğe girer. Ya da iskan politikası ile insanlar bir yerden başka bir yere göç ettirildiği için bu da yatay hareketliliğe girer. Göç varsa yatay hareketlilik vardır. Peki dikey hareketlilikte ne olacak? Rütbe artması olacak arkadaşlar. Ben öğretmenim. Daha sonra müdür yardımcısı oldum. Sonra müdür oldum. Sonra İl Milli Eğitim Müdürü oldum. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı oldum. Dolayısıyla bu dikey hareketliliktir. Yani rütbem artmıştır. İskan politikası göçtür. Büyük kaçkın göçtür. Bunlar dolayısıyla yatay hareketliliktir. Fakat vezirlikten sadrazamlığa geçiş dikey hareketliliktir. Dolayısıyla yalnız 3 doğru cevabım olacak Ceyhan. Geçtim yeni soruya. Yukarıda verilenlerden hangileri 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinin açılma sebepleri arasında gösterilemez diye sormuş. Bakalım. İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek. Yahu bu arkadaşlar Kanal cephesinin amacı. Burada bu bir amaç olarak gösterilemez. İstanbul'u korumak. Bu da Çanakkale cephesinin amacı. Dolayısıyla bu da gösterilemez. Rusların güneye inişine engel olmak bu gösterilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunları eleyeceğim. Yine ben buraya yanlış koymuşum maalesef şıkkı. Bunu 1 ve 3 olarak düzeltiyorum arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve
3 olacak. Çünkü 1 ve 3 Kafkas cephesinin açılma sebepleri değildir. Bu şekilde bunu halletmiş olacağım. Kusura bakmayın lütfen. Biraz alelacele hazırladım yılbaşı olduğu için bugün, o yüzden. Aşağıdakilerden hangisinde işgallere karşı çıkılmasını ilk kez istenmiştir? Arkadaşlar baktığımızda hafıza genelgesi milli bilinci uyandırmaya yönelik ilk genelgedir. Hafıza genelgesinde Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: İşgallere sessiz kalmayın, protestolar edin, telgraflar çekin diyor. Bu işgalleri önleyin, İtilaf Devletleri'ne haber verin diyor. Dolayısıyla işgallere karşı çıkılmasını, işgallere karşı durulmasının ilk defa söylendiği yer hafıza genelgesidir. Yukarıda verilen kongrelerden hangileri Batı cephesinin kurulmasına etki etmiştir? Baktığımızda Balıkesir ve Alaşehir kongreleri arkadaşlar Batı cephesinin kurulmasının temel olarak amaçlayan kongrelerdir. 1 ve 2 olacak, fakat Erzurum kongresi böyle bir amaç taşımamıştır. Bakalım yeni sorumuza. Birinci Dünya Savaşı'na dair verilen yukarıdaki cephelerden hangisinin bir taarruz cephesi olduğu söylenemez diyor. Arkadaşlar taarruz cephelerini ben kanka olarak kodluyorum. Yani Kanal ve Kafkas. Bunlar taarruz cephesiyle 1 ve 2 olan her şeye eriyeceğim. Suriye-Filistin cephesi bir savunma cephesidir. Cevabım yalnız 3 olacak. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinden önce Tekalif-i Milliye emirlerini yayımlamıştır? Bakın dikkat edin, hangi savaştan önce diyor arkadaşlar. Kütahya-Eskişehir savaşından sonra, Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce yayımlamıştır. Bana önceyi sorduğu için cevabım A seçeneği olacak. Geçtim yeni soruya. Birçok subayımız şehit düştüğü için Subaylar Savaşı olarak isimlendirilen savaş Sakarya Meydan Muharebesi'dir arkadaşlar. Melhame-i Kübra olarak da nitelenmiştir. Cevabım Ceyhan. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir demiş soru bana. Arkadaşlar hemen atlamayalım sazan gibi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu, yani ilk muhalefet partisinin kurucusu Kazım Karabekir'dir. Ama bana Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın, yani ikinci muhalefet partisini sormuş. Cevabım Ali Fethi Okyar olacak. Cevap Ceyhan. Yeni soruya geçtim. Türkiye'de Latin harfleriyle çıkartılan ilk gazete Mardin gazetesidir arkadaşlar. Cevabım Adana olacak. Bulgaristan'daki Türk mezarlarının yağmalanması olayına verilen isim Razgrad olayıdır arkadaşlar. Bu da büyük probleme sebep olabilirdi, fakat Türkiye Cumhuriyeti bunu çok güzel ifade ederek açıklamıştır. Daha sonra da onlar bize bir özür dilemişlerdir. Razgrad olayı önemlidir. Vagon Lis olayı ise Fransızlara ait olan bir tren yolu şirketinde, yani Vagon Lis şirketinde Naci Bey'in Türkçe konuşması üzerine işten çıkarılması olayıdır. Bu olayda arkadaşlar tepki koyuyoruz bu olaya. Milli olarak ciddi anlamda dil bilincinin geliştiğini gösteren bir olaydır. Dersim olayı arkadaşlar bir hava harekatının düzenlenmesi sonucunda Dersim'e yapılan bir harekattır. Daha sonra da Dersim'in adı Tunceli olarak değiştirilmiştir. Bursa olayı, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bir din meselesi değil, dil meselesi dediği olaydır. Ezanın Türkçe okunmasına karşı çıkmış olaydır. Menemen olayı da laikliğe ve cumhuriyete karşı çıkmış olan ikinci isyandır. Bulgaristan'daki Türk mezarlarının yağmalanması Razgrad olayıdır. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin Lozan Barış Anlaşması'nda çözüme kavuşturulduğu söylenemez diyor arkadaşlar. Ermeni yurdunu kesin olarak reddettik, çözüme kavuştu. Kapitülasyonları kesin olarak reddettik, çözüme kavuştu. Ama Musul sorunu çözüme kavuşmadı. Ta ki 1926 yılına kadar Ankara Anlaşması ile biz Musul'u kaybedeceğiz. Çözüme kavuşmayan C seçeneğidir. Yukarıda verilen inkılapların hangileri laiklik ilkesiyle ilişkilendirilebilir diyor. Halifeliğin kaldırılması din devlet özelliğinden çıkarılıp milli bir devlet özelliğine kavuşturulmayı sağlamıştır. Dolayısıyla laiklikle ilgilidir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitimi din etkisinden kurtardığı için laiklikle ilgilidir. Kabataş Kanunu milliyetçilikle ilgilidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabın 1 ve 2'nin yer aldığı Ceyhan seçeneğidir. Kimliğine ve tarihine bağlı bağımsızlığından taviz vermemeyi amaç edinen Atatürk ülkesi. Bak, kimliğine bağlı olacaksın, tarihine bağlı olacaksın, bağımsızlığından taviz vermeyeceksin diyor. Hangi ilke bu? Milliyetçilik ilkesi arkadaşlar. Cevap Ceyhan.
Muğla valiliğine atanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın valisi olan kişi Lale Aytaman'dır arkadaşlar. Bu ciddi bir bilgidir, önemli bir bilgidir. Buna dikkat edin. Tansu Çiller ilk kadın başbakandır. Gül Esin ilk kadın muhtardır Aydın Çin'de. Sabiha Gökçen ise arkadaşlar ilk kadın savaş pilotudur. Cevabımız Ceyhan. Perestroika ve Glasnost yani açıklık ve şeffaflık politikalarını uygulayan SSCB lideri Gorbaçov'dur arkadaşlar. Son derece önemli. Winston Churchill arkadaşlar İngiltere başkanıdır. Önemli bir karakterdir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda. Lenin SSCB'nin kurulmasını sağlayan kişidir. Stalin ise arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda SSCB'nin lideri konumundadır. Boris Yeltsin ise Rusya Cumhuriyeti'nin ya da Rusya'nın ilk başkanı olmuştur. Glasnost ve Perestroika ise Gorbaçov'undur. Türkiye'de kopyalanan ilk koyunun ismi nedir diye sormuş. Cevabımız Oyalı'dır arkadaşlar. Bir de burada Laika var. Laika ise uzaya gönderilen ilk hayvan yani köpektir. Dünyada kopyalanan ilk köpek, ilk koyun sorulursa cevabımız Dolly olacaktı. Cevabımız Türkiye'de kopyalanan ilk koyun olduğu için Oyalı. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Malum yılbaşı sebebiyle biraz hızlı gitmeye çalıştım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bana destek vermeyi sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılda birlikte başaracağız inşallah diyorum. Allah'a emanetsiniz.